yıllarınızdaki... Yani yaptırım galiba biraz hafif geliyor. En doğrusu müeyyide. Müeyyide. Cumhuriyetin teminatı. Hukuk devriminin teminatı. Evet. Sene 1967 çocuklar. Ankara Hukuk Fakültesi'nin merdivenlerinden tırmanıp o haşmetli binayı karşıma aldığımda çok heyecanlanmıştım. Ankara Hukuk Fakültesi'nin duruşu serttir. Hukukçular genellikle serttir, asık suratlıdır. Ankara Hukuk Fakültesi'nin de böyle bir veçesi vardır. Ona yakışan bir cepheye sahiptir. Kazanmadan önce açıkçası hiçbir şey ifade etmiyordu. Benim 7. tercihimdi. 6 tercih tıptı. Hatta babama Ankara Hukuku kazandığımı söylediğimde üzülme evladım, seneye bir daha girersin demişti. Şapka olarak bakarsanız ben tek bir şapkada kalan bir hoca değildim. Yani akademisyenlik, avukatlık, iş adamlığı, bürokratlık gibi birçok şapkalarım oldu. Ve bu şapkaların içerisinde her birine ayrı ayrı göz attığımda çok büyük başarılar elde edebildiğimi görüyorum ama bunun sebebini de Ankara Hukuk olarak anlıyorum. Yani Ankara Hukuk benim için bunu ifade ediyor. Tamamen bir Türkiye'dir. Yani Türkiye'nin yansımasıdır. Türkiye'de ne oluyorsa kampüste de o yaşanıyor. Dolayısıyla hayatın çok içinde. Bence bir hukukçunun da deneyimlemesi gereken bir şey. Çünkü hayatı öğrenmemiz, insanlarla temas içinde olmamız gerekiyor. O yüzden çok kıymetli. Ben hep iyi niyetle anlıyorum. Bizim gibi Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelmiş eşit şartlardaki veya eşit şartlarda olmasa bile herkesin eşitlendiği ve birbirini bu gözle gördüğü Ankara Hukuku bitirdikten sonra her şeyin olabileceği anlamına geliyor. Tıpkı benim şu anda Ankara Barosu Başkanlığı yapıyor olman gibi. İlk işgal 68 Haziran ayında, 10 Haziran'da başlamıştır hatırladığıma göre. Bu meşhur 68 hareketlerin üniversite işgali, ilk işgal hukuk fakültesinde başladı. Dışarıdan zannederler ki biz hiçbir şey yapmadık. Adımız avukat ya da anayasa mahkemesi başkanı, sıfat önemli değil. İçeriye olmuyor. Ben 1956 yılında bir yıl gecikmeyle hukuk fakültesini bitirmiş bir arkadaşınız. O zaman da ben sizin şimdi olduğunuz gibi Zeridi Kantar'ın, Balo Komisyonu'nun, 3 komisyonun birden başkanıydım. Bizim hocalarımızla ilişkilerimiz iyiydi. Yani Coşkun Hoca dersin başında bir kere 10-15 dakika adab-ı muhaşeretten söz ederdi. Nasıl giyinir, nasıl konuşulur, büyüklerle ilişki nasıl olur, onları anlatırdı bize. Her derste ama öyle yetiştirirdi. Bülent Nur Hoca dediğim gibi çok renkli bir adamdı. Konuşması falan da onunla öyleydi. Havalı ve tek cübbeli gelen oydu derslere. Yazdım ben onu. Hukuk devleti çok basit. Bunların hiçbirisi bilmiyor. Bu siyasetteki adamların hiçbirisi bilmiyor. Hukukun etkinliğiyle hukuk devletini karıştırmıyor. İngiltere'de iki laf okumuş. Onu. Hukuk devleti ne biliyor musun? İşte birisiyle tanışıyorum, işte yaşı bana yakın. Mesela diyor ki, aa biz kimlerden ders aldık? Herkes kendi hocasını arıyor. Bu çok normal bir şey. Ama yani aynı yaşta doğduğunuz birinin hocası olamazsınız. Yani dolayısıyla bir kere bu doğanın düzeni. Bizi eğitenler ayrılacaklar, biz geleceğiz ve biz onların yerini doldurmaya çaba sarf edeceğiz. O nedenle çok özel insanlar var. Bizim de hedefimiz zaten onlar kadar iyi olmaya çalışmak. Ama burada mesele eskiden çok iyiydi, biz öyle olamayız meselesi değil. Bir kere bu genç insanların asla kabul etmemesi gereken bir şey. Biz daha iyisini yapabiliriz. Ama en az onlar kadar çalışmamız lazım. Çünkü bir insanın hayatta ya böyle bir iddiası olması lazım ya da bence benim burada oturmamam lazım. Hukuk fakültesine kaydolmuşum. Daha birinci gün gel ulan buraya diye elimden tutup beni götürüp bu Ceride'yi Kantar bunun karikatürlerini sen çizeceksin dedi. Peki abi dedim ne diyeyim yani Uğur Mumcu'ya hayır diyemem ki. Beni elimden tutup gazeteye götüren de odur. İlk karikatürümü çizip ilk dayağımı yediğim de Uğur abi sayesindedir. Şimdi... Çıktık oradan, Nail Gürman vardı. Nail inşallah yaşıyordur. Cenk Koray'ı siz hatırlamazsınız tabii. Cenk Koray vardı, sınıf arkadaşımız. Keşke yaşasaydı da onunla röportaj yapsaydınız. Herkes öldü anasını satayım. Nail sinemayı seviyor sizler gibi. Sen de sinema kulübü kuruyorsun. Sedat sen de tiyatro kulübü kuruyorsun dedi. Ama tiyatroyu çok iyi biliyor. Sinemayı da çok iyi biliyor. Her şeyi çok iyi biliyordu Uğur Mumcu. Thank you.
Bir şeyi bilmiyorsunuz. Atatürk'ü toprağa veren 10 kişinin hayatta kalan tek kişi ben. Evet, biliyoruz. Biliyor muydunuz? O soruyu da soracaktık ama. Aslında çok özel olur diye sormadık. Evet, sorun. Aklına gelse sorun.